Şimdi hangisiyle yatıyorsun Tevfik? Şu kızın yaşında olan mı yoksa öbürü mü? Anne. Hı. Hülya abla izinde mi? Yok, işi bıraktı. Niye ya? Bilmiyorum, babana sor. O almıştı zaten işi. Belki de onun yanına gitmiştir. E kahvaltı ne olacak? Aç mı gideceğiz okula şimdi? Pislik ya, pislik. Şuna bak. Babanız internette ailesinin fotoğraflarını paylaşmak yerine asistanlarının fotoğraflarını paylaşıyor. Anne sen babamı mı stalkluyorsun? Ne? E internetten babamı mı takip ediyorsun dedim. Şimdi kiminle yatıyor onu anlamaya çalışıyorum. Ama ben bunu yanlarına bırakmayacağım. Boşanmıyorum. Evet, boşanmıyorum. Bana bak, ararsa söyle babana, başkasını karısı yapmasına müsaade etmeyeceğim. Günaydın. Serkan annem iyice kafayı yedi. Ya senelerdir öyle o. Şimdi mi fark ettin? Defne ne oldu? Ya interneti açmış babamın kiminle yattığını bulmaya çalışıyor. Ya babam öyle bir şey yapmaz. Ya yaptıysa Serkan? Ya annem delirip kendini öldürmeye kalkarsa? Defne saçmalama. Ya Cemre'nin babası yaptı ama. Ama biz yetimhaneye düşmeyiz değil mi? Babam bırakmaz bizi. Yok öyle bir şey olmayacak. Ama bu kadar korkuyorsan bu durumdan Cemre ile empati kur. Yani onu anlamaya çalış. Ya kendi derdim yetmiyor bir de Cemre'yi mi düşüneceğim ya? Aç kaldık aç. Hülya abla da işi bırakmış. Annem de acıkmıştır değil mi şimdi? Dur ben ona tost yapayım. Bana da yapar mısın? Tamam. Hadi sen de ekmekleri getir. Anne. Hı? Bak tost yaptım. Meyve suyu da var. Anne bırak artık şunu tamam. Bırak. İkiniz de babanızın tarafını tutuyorsunuz. Değil mi? Metresinden arta kalan zamanda iki başınızı okşadı. Cebinize biraz harçlık bıraktı diye. Onu benden daha çok seviyorsunuz. Anne ne diyorsun? Olur mu öyle şey? Biz ikinizi de çok seviyoruz. Ama o sizi sevmiyor. Bak. Güya iş yemeği. Ben burada üzüntümden öleyim, o gülsün eğlensin. Anne, 3 ay önceki fotoğraf bu. Anneniz nasıl? Pek iyi değil baba. Kötü. Sen gittiğinden beri yataktan çıkmıyor. Depresyona girdi, sürekli ağlıyor. İnternete girip sevgilinin kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Hülya abla işten çıkmış. Yemek falan da yok evde. Yani anlayacağın hep birlikte sefil olduk baba. Ben yarın ajans arar birini gönderirim. Yemek işiniz hallolur. Annem ne olacak baba?
Onun yüzünden gelmiyorsun değil mi eve? Ayrılmamızın tek suçlusu annen değil Defneciğim. Peki kim? Sen mi? Ha pardon, yoksa genç sevgilin mi? Ha? Hanginiz? Ben gece uyurken hanginizden nefret edeyim? Defne. Sus da babam anlatsın. Tamam, susuyorum. Hadi anlat baba. Annenizle boşanmayı uzun süredir istiyordum aslında. Sizlerin büyümesini bekledim biraz da. Üniversiteyi kazandığınızda ben de kendime yeni bir sayfa açacaktım. Ama hiç hesaplamadığım bir şey oldu. Aşık oldum. Sen beni anlıyorsun değil mi? Belki de onu tanırsanız seversiniz. Tanıştınız mı cici annenizle? Getirmiş miydi o kadını da yanında? Anne babam yalnızdı. Yanında kimse yoktu. Nerede kalıyormuş? Otelde kalıyormuş. Yalnız yani. Evet, evet, yalnız. İyi. Biraz kafasını toparlar, değil mi? Sonra konuşuruz nasılsa. Ya ne saklıyorsun sen ya? Adam utanmadan aşık oldum diyor. İnsanın babası aşık olur mu ya? Defne. Duyacak şimdi annem, sussana. Ya zaten iyi değil.